Kadınların hiçbir zaman yeteri kadar ayakkabısı olmaz. Hep daha fazlasını isteriz. Fakat ayakkabıların bir mesajları olduğunu biliyor muydunuz? Cevabı hayırsa o ilginç mesajları Nuray Sayarı'dan öğrenelim. Nuray Sayarı'yı hepimiz iyi bir astrolog olarak biliyoruz. Fakat o işini bir adım daha öteye taşıdı. Moda ve astrolojiyi birleştirdi. Üstelik ayakkabıların verdiği mesajlara da açıklık getirdi. En merak ettiğimiz şey ayakkabıların vermiş olduğu mesajlar. Hızlıca isterseniz başlayalım. Tabii ki. Hangi ayakkabı hangi mesajı veriyor? Bir kova kadını. Olmazsa olmazı topuklu ayakkabıdır. Hı hı. Daima yüksekte olmayı ister. Dolayısıyla ben bir kova kadınıyım. Evet. İnce topuklar ve stiletto ayakkabılar ve çizmeler tercih ederim. Burada şimdi kova olarak değerlendirdiğimizde bakın. Bir kova kadını için muhteşem bir öneridir. Hı. Artı bunun spiritüel enerjisi ise aşk çizmesi. Hayatımda da genelde spor tercih ediyorum ve ikizler burcuyum. Evet. Peki bu doğru bir tercih midir? İkizler burcu rahatına düşkündür. Kesinlikle rahatına düşkün olduğu için doğru tercihtir. Ama gerçekten özel bir akşama ya da güne hazırlanacaksa en rahatsız olduğu ayakkabıyla bile giymeyi tercih eder. Kırmızı tüyleri ve koç kadınına tercih edilen bir botumuzdur. Hem çok rahattır çok hem de çok şıktır. Ayrıca. Kırmızı. Öyle. Kesinlikle göstereyim. Renkleri de kırmızı mıdır peki? Koçların rengi kırmızıdır. Ateşin rengidir. Boğa genelde rahatına düşkündür. Ağır hareket eder. Esnek değildir. Ama şık olmak da onun ayrıcalığıdır, tercihidir. Hemen gösterelim. Onlar baharın burçları olduğu için... Genelde çiçekli sakin, sıradan gibi görünse de dikkat çekici olması ama rahatlarına çok düşkün oldukları için. Bu ayakkabının da modeli de çok güzelmiş bu arada. Hem sanırım abiye bir kıyafetin her altına şeyle. Uyum sağlıyor. Bir jinle de evet, diyebiliriz. Evet, hem de jinle de. Her şeyle kullanabiliriz. Peki yengeçler? Yengeçler sade, şık. Huzurlu olmayı seçerler ama şıklıklarından asla ödün vermezler. Genelde parlak renkleri seçerler. Kesinlikle ya doredir ya altındır. Kesinlikle ve topuk. Şık. Kesinlikle topuk tercih ederler. Topuklu ayakkabılarda kendilerini daha mı iyi hissederler? Güvende ve emin hissederler. Sadeyim, sadelikten hoşlanıyorum deseler de vurucu renkler, doreler, efendim altın renkleri, yeşiller, neon renklerini çok severler. Dolayısıyla topuklarından da asla vazgeçmezler. Aslanın tercihi mutlaka ve mutlaka boncuklu ayakkabılardır ve leopar onların vazgeçilmezidir. Leoparlar vazgeçilmezleridir. Çok şık taşırlar. Kesinlikle. Ve genelde aslan kadınların ayakları da çok güzel olur. Ve bir başak sadelik ve sakinlik sever. O yüzden genelde ya kahverengi düz stiletto, topuğu çok fazla olmayan ya siyah ya beyaz. Asla bir başağa, tabii ki yükselenimde bir aslanlık yoksa, dikkat çekici bir ayakkabı giydiremezsiniz. Sıra geldi terazilere. Terazi burcu olanlar ekran başına bizi dikkatlice dinlesinler. Bakalım hangi ayakkabı modellerini seçmeleri gerekiyormuş? Onlar kumaşı ve kadifeyi çok severler. Kesinlikle renk çok önemlidir onlar için. Genelde kadife ve kumaştan dizayn edilmiş ayakkabıları tercih ediyor terazi kadınları. Ve renk çok önemlidir onlar için. Evet, akrepler. Evet. Aşk deniyor değil mi? Aşk kadını, dişilik kadını. Onlar genelde aşkı simgeleyen ayakkabıları tercih ederler, semboller olarak da.
Ve aynı zamanda dişilik önemli olduğu için. Stiletto ve üzerinde ve kalpler var. Hem dişilik hem aşk bir arada bu ayakkabılarda. Onların da vazgeçilmezidir. Yüksek topuk severler. Kesinlikle spor ayakkabı bile giyseler aşkı simgeleyen, dişiliği simgeleyen ayakkabıları tercih ederler. Hepsi çok güzel gözüküyor. Sıra geldi yay burçlarına. Benim de iyi anlaştığım arkadaşlarım genelde yay burcu ve uyumlu olduklarını düşünüyorum. Sportmen yaylar. Evet, peki hangi ayakkabıyı seçmeler? Hemen gösterelim. Tamam. Yine bir sürü iddialı ayakkabının yanında yerimizi aldık. Bakalım yay burçları hangisini seçiyor? Doğayı seven sportmen yaylar, bol yürüyüş yapmayı sevenler olmazsa olmazı spor ayakkabılardır. Spor ayakkabı spor fakat ayakkabılardır. Onda bile bir şıkkak söz konusu. Orijinallikten hoşlandıkları için sıradan spor ayakkabısı giymekten asla hoşlanmazlar. Yönetici oğlaklar, genelde en ünlü firmaların CEO hatunları. Onların tercihleri yine stiletto botlardır. Aynı zamanda oğlak için düşündüğümüzde güzel bir neon ve ince topuğu onun vazgeçilmesidir botta. Ayakkabıda ise stiletto seçerler genelde. Özellikle de onların stilettoları da çok rahat olmalı. Stiletto modellerini az önce de görmüştük zaten. Oğlak kadını. Çünkü o lüksü ve gösterişi sever. Lüks ve gösteriş oğlak kadını için önemlidir. Çok zarif duruyor. Önemlidir. Şöyle bakıyorum yakından. Gerçekten çok zarif duruyor. Ayakta da eminim ayağı kibar gösterecektir. Ayrıca bunlar sıradan taşlar değil. Özel kristallerle dizayn ediliyor. Balıklar otrişli olsun, tüylü olsun, yumuşak olsun, şık olsun. Genelde kış aylarında hep tüylü botları seçerler. Bu da böyle. Onlar da aslanlarda olduğu gibi. Ya hem de rahat değil mi? Rahatlığına düşkünler o zaman çok, balıklar. Çok rahatına düşkünler. Yazın genelde taşlı terlikleri giymeyi severler. Ayakkabılarda ise kelebek figürleri onlar için çok önemlidir. Çünkü balık kadının kalbinde hep kanat çırpan bir kelebek vardır. Hatta ben buna zümrütü anka kuşunu yaptırdım. Hani bitsen de tükensen de küllerinden yeniden doğarsın anlamına geliyor. Ayakkabıların verdiği mesajı öğrendiğimize göre geriye hangi mesajı vermek istiyorsak o ayakkabıyı seçmek kaldı.